Başkanlık seçimiyle ilgili e, ikinci tura kalacağına dair tahminler güçlendi son dönemde. E, i̇lk turda bitme ihtimali var mı? İkinci tura kalma ihtimali ne? Ve biz e, dün mesela Ankara Notları programını yaptığımız bir gün Ankara Temsilcisi Nurcan Gökdemir şöyle bir kulis bilgisi aktarmıştı bize. Muhalefet yüzde iki buçukluk bir oya gözünü dikti. %2,5'luk oy seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğine dair kritik e, olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde diye. Bu doğru mu? E, ve Muharrem İnce fenomenini de tabii sormak istiyorum. E, %8'lere, %9'lara belki de onlara çıkan seviyeleri gördük kısa bir süre önce. Ama yeniden bir düşüş trendiyle de herhalde karşı karşıya. Oradaki son durum ne? hı. hı. Şimdi şöyle, e, sondan başlayayım. Varım İnce'deki düşüş trendi son ölçüme göre durmuştu. E, bizim ölçüme göre. Ama tekrar ediyorum, daha kritik bir zaman dilimine giriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu durmanın düşüşe doğru devam etmesi yönünde başka bulgular bize sinyal veriyor ama öyle mutlaka öyle olacaktır. Diye bir şey civarında mıydı? E, Partisinin oyu 2.6 kişisel oyu %8.5-9 civarında bir e, oyla karşılaşıyorduk. Şimdi burada e, ee, aynı zamanda e, ilk muhalefet açısından bakacak o, bakacak olduğumuz zaman e, doğru yani yüzde iki iki buçukluk bir oya ihtiyacı var yüzde görebilmek için e, bu oyu da alabilirse ölçümler bize gösteriyor ki ilk turda da bitme ihtimali var fakat bu kalan iki buçuk düşünüldüğü kadar veya ifade edildiği kadar kolay bir şey değil. E, nasıl ki işte mesela şarj ederken bir elektrikli otomobil ilk %80'ini çok hızlı edebiliyorsunuz. Kalan %20 daha uzun sürede doluyor. Veya işte şöyle düşün yine otomobil örneğinden gelecek olursak. Bir markanın bir üst modeline paranız yetiyor ama o modelin de üst paketine paranız bir şekilde yetmeyebiliyor. Alamıyorsunuz. Kritik evet, sonra eşik. Evet, kritik eşiği görüyor. Yani tarihsel sınırını zorlamış ve gelmiş e, olabiliyor. Ee, bu söylediklerimden şu çıkmaz. Yani mu, ne olursa olsun seçim ikinci tura kalacak diyemeyiz. Ama şu an en azından bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar bize e, bugün bakarsak ikinci tura kalma ihtimalinin güçlü ihtimal olduğunu gösteriyor. Ama tekrar diyorum yani e, 16-17 gün var e, seçimi. Dolayısıyla Türkiye'de 16-17 gün siyasal açıdan da seçmen davranış açısından da e, benzer diğer ülkelere göre çok daha fazla sürprizlere açık. Biraz daha önümüzdeki günlerdeki ölçümler bize bunu gösterecek. Bu muhalefet tarafıyla ilgili 50'yi de bulabilir diyorsunuz Kılıçdaroğlu ama şu anda 47 var. seviyelerinde... seviyelerinde yanlıyorum. Erdoğan'ın peki potansiyeli ne olarak görülüyor? Şimdi şöyle, yani dörtlü ölçümlerde %39-38 civarında bir oyla karşılaşıyoruz ve ek soru olarak şunu soruyoruz. Diyelim ki ikinci tura kaldılar ve bu iki isim kaldı ki şu an ölçümler gösteriyor ki o iki isim ikinci tura gidilmesi halinde kalacak. Ee, bu tür durumda ne yaparsınız? Kim oy verirsiniz diye sorduğumuzda maksimum gördüğümüz oran %44. Üstelik bu %44 e, oranı sadece işte iki aday kaldı sorduk ve bu oranla karşılaştığımız bir oran değil. Hemen hemen her konuda aslında Erdoğan'ın üst sınır olarak görüyoruz. Yani hiç kimsenin itiraz edemeyeceği, çok doğru bir politik e, politika veya vaat açıkladığında da yine de beğeni oranının, destek oranının bu düzeylerde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki şey şu, yaklaşık %55'lik kimin geleceğinden öte kimin gideceğine karar vermiş bir seçmen grubu söz konusu. E, Erdoğan'ın ve AKP'nin baş edemediği terse çeviremediği en temel durumlardan bir tanesi bu açıkçası evet şimdi Hüdapar'la ilgili AKP'li Bülent Turan'ın son yaptığı bir açıklamada bizim ittifakımızda dahil değildir diyor Hüdapar'la ilgili ve bir kulis bilgisi daha vardı Hüdapar genel başkanına çok konuşma şeklinde özetleyebileceğimiz bir talimat mı desem direktif mi desem bu yönde bir mesaj gittiğine dair Hüdapar nasıl etkiledi AKP'yi? Hüdapar son derece olumsuz etkiledi. Çünkü AKP'nin ilk çıkışından bu yana her ne kadar tutum davranışlarında her daim e, bu söylemden farklı bir gerçekle karşılaşmış olsak da, e, kuruluşundan bu yana iddiası merkez sağ siyaseti e, oluşturduğu, merkez sağ siyasetin büyük partisi olduğu yönündeydi. Ama e, bu iddia bana göre kuruluşunda da gerçekliği yoktu ama zaman içerisinde e, giderek daha da e, aşırı sağa giden bir siyasal yapıya dönüştü. Ee, aşırı sağ yapıya dönüşmesine MHP ittifakı vesaire gibi başka etkenler de varken e, Hüdapar'ın eklenmesiyle birlikte aşırı sağdan öte bir radikal blok ihtimali karşımıza çıktı. Şimdi bu radikal blok e, oluşması ihtimali sadece düşünüldüğü gibi muhalefete oy veren, destek veren e, demokrasiye, özgürlüklere, layıklığa yüksek derecede bağlılık duyan seçmeni rahatsız etmiyor. Aynı zamanda e, onlara yakın bir oranda AKP'ye oy veren, MHP'ye oy veren büyük seçmen gruplarını da rahatsız ediyor. E, biz bu konuya bakışını anlamaya çalıştık Hüdapar meselesini. Türkiye genelinde bunu olumlu bulan, e, iyi oldu bu bir gelme ol olayı diyen toplam seçmenin %22'sini oluşturuyor. AKP seçmeninin ise %38'ini oluşturuyor. Bu şunu gösteriyor ki AKP'de %62'lik e, karşı duruş gösteren bir seçmen yapısı var. E, bu yaklaşık 3'te ikisine e, neredeyse denk geliyor ve dolayısıyla kimsenin hafife almak gibi bir lüksü yok. Bence e, AKP'nin seçmeninde, teşkilatlarında, yönetici kadrolarında hemen hemen hepsinde bir hüdapar rahatsızlığı var. Çünkü seçmeni Hüdapar'ı iktidarda görmek isteseydi Hüdapar'a oy vermişti. Teşkilatlarında çalışanlar Hüdapar'ı öncelikleseydi Hüdapar'ın teşkilatlarına görev almıştı. Yöneticileri de AKP'ye değil Hüdapar'a yönetici olmuştu. İşte bütün bunlar bir araya geldiğinde Hüdapar'ın AKP'ye hiçbir şey kazandırmadığı gibi kaybettirdiğini görüyoruz. Evet. Şimdi MHP'den de bahsettiniz tabii Cumhur İttifakı'nın en önemli ikinci bileşeni MHP. MHP'de bir sessizlik var gibi. Bu gözlemime katılıyor musunuz? Belki Erdoğan'la birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremde çeşitli etkilenen bölgelere gitti beraber ama son bir haftadır da böyle çok açıklamalarına vesairelerine mitinglerine de tanıklık etmiyoruz. Bu MHP'deki sessizlik argümanıma katılıyor musunuz? Bir ikincisi varsa böyle bir durum bunun sebebini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir kere argümanınıza tamamen katılıyorum. Yani salt bir rutin katılma değil, çok güçlü bir katılma halindeyim. sebebi bence şöyle aslında. MHP düşünüldüğü gibi hiçbir zaman böyle bir hareketliliğe sahip olan bir yapı değil. MHP daha çok söylemlerini, politikasını, grup toplantılarına indirgemiş. Sağ çalışması yapmayan, herhangi bir işte örgütlenme veya sağın deyimiyle teşkilatlanmada Büyük bir tırnak içerisinde derdi olmayan e, bir siyasal yapı. Onların e, bir tarafı e, dünya görüşüm tam tersi yönde olsa da sosyal demokrasiyi savunan, inanan biri olsam da bir tarafıyla bir ideolojiye sahipler. Bu kendi içinde bir saygı uyandıran bir şey. İdeolojiye katı bir şekilde bağlı olarak o ideolojinin temsilciliğini üstleniyorlar. E, o yapı için e, birinci öncelik anladığım kadarıyla ideoloji. Sonra o ideolojinin yaygınlaşması, daha doğrusu birinci öncelik o ideolojinin temsil ediliyor olması. Sonrasında işte yaygınlaşması veya seçmen desteğinin artması konusu daha sonraki konular gibi geliyor. Bu nedenle de MHP'nin sağlık politikası diye bir politik önermeyle karşılaşmıyorsunuz. Bir ekonomi politikası üzerinden de bir önermeyle karşılaşmıyorsunuz. Daha çok temsil ettiği değerler neyse onun sözcülüğünü üstlenme. Bütün gelişen ekonomik, siyasal, toplumsal değişimleri de aynı yerden görerek okuma alışkanlığı var. E, ve bu alışkanlık daha sokak siyasetini, saha siyasetini içermiyor. Daha çok grup toplantıları üzerinden yürüyen, basın açıklamaları üzerinden yürüyen, bazen de öfke dolu tweetler üzerinden yürüyen bir siyasal e, ilerleyiş söz konusu oldu. E, bu konuyla ilgili AKP ile e, alakalı da aslında bir... Tablodan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Hayati Yazıcı, Ömer Çelik, Mahir Ünal gibi isimlerin yani AKP'nin yönetici ve elit kadrolarının da aslında çok kamuoyu yönüne çıkmadığına tanıklık ediyoruz. Ağırlıklı olarak AKP troller üzerinden sanki bir kampanya yürütüyor gibi bir durumda söz konusu mu? E, şöyle yani aslında e, şu ayrıma da dikkat çekmekte fayda var. Bugünkü seçim kampanyalarına baktığınızda iktidar bloğunda bir tane öne çıkan figür var Erdoğan. O nedenle de işte rahatsızlandığında veya başka bir durum geliştiğinde kampanya duruyor. Veya işte sağ çalışmaları durmak zorunda kalıyor. Muhalefet bile ona baktığınızda çok fazla isim var. Çok fazla toplumsal karşılığı olan figür var. Ve bunlar aman birisi öne çıkar kaygısıyla geri çekilmek yerine tam tersi daha fazla sağda olması için şey yapılıyor. Teşvik ediliyor, motive ediliyor. Dolayısıyla bu iki tarafın rekabetinde gene güçlü olan muhalefet olduğunu görüyoruz. Öte yandan AKP'de geçmişte toplumsal karşılığı olan ister kamuoyunun kendisinde ister kamuoyu yapıcı isimler üzerinde bir karşılığı olan belirli kurmaylar vardı. Ama zaman içerisinde sürekli güçlenme, sürekli seçimlerden zaferle çıkma hali e, bu kurmayları kuruluşundaki kadar ihtiyaç olmaktan çıkar e, çıktığına dair bir görüşe evrildi anladığımız kadarıyla AKP liderinde ve karar vericilerinde. Zaman içerisinde o kurmaylar tasfiye edildi. E, yerine getirilenler ise e, yeterince ikame edemedi. Yani bugün e, belki örneğin işte isimler üzerinden gitmeyi çok sevmem ama somutlaştırmak için. Örneğin Mehmet Şimşek çıktığında pazar Çarşı pazarda yüksek performans gösteremeyebilir ama kamu yapıcı isimlerle karşı karşıya koyduğunuzda katılmasa bile mutlaka dinleyecektir. Koyu etinden daha e, önemseyeceğimiz açıklamalar yapma ihtimali daha yüksek. Tam buraya gelecektim işte. Ama şu an ikame isim olarak konulan e, Bakan Nebati'ye baktığınızda ne kamuoyu yapıcılarda söylediğim bir karşılığı var ne de kamuoyunun kendisinde var. Dolayısıyla... Bu aslında siyasal olarak gerilemenin en özet sebeplerinden bir tanesini oluşturuyor.